İnanılmaz dijital sirkimize hoş geldin. Pomni. 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 Merhaba. Görünen o ki yeni dostumuz geldiği gibi soyutlandı. Normal. Zavallıcı kaldıramamıştır. Açıkçası adını bile hatırlamıyorum. Günaydın Pomni. İyi uyudun mu? Hala uyuyor musun? Öyleyse seni rahat bırakayım. Uyandın demek. Umarım iyisindir çünkü dün biraz hareketliydi. Hareketli. Demek istediğim beni neredeyse ölüme terk etmeni anlayabiliyorum. Senin yerinde kim olsa öyle yapardı. Korkmuştun sonuçta. Yani hiç kafanı takma. Her şey yolunda. Neyse, bu konuyu kapatalım o halde. Kane'in bugün bizim için yeni bir macerası var ve bana sorarsan eğlenceli bir şeye benziyor. Bugünün macerası şeker dolu kaos. Doğru duydunuz. Şeker Kanyon Krallığı en önemli rezervleri olan Akçaağaç pekmezlerini çaldırmış. Aman ne yazık. Ve bu haydutları yakalayıp onları tatlı adaletin kollarına teslim etmek size düşüyor. Şekerden bir krallık mı? Yapış yapış. Hem de ne yapış yapış? Kulağa... Bir geliyor. Bubble, iki sansürümüz var. Yok. Zubul bekle. Bu seferki maceraya yeni bir yapay zeka ekledim ve %57 daha sürükleyici olacak. Yeni güncelleme ha? Katılmak istemediğin emin misin Zubi? Evet, kalsın. Kulağa hoş geliyor. Ne dersin Pomni? Yani burada olduğumuz süre boyunca evcilik oynayıp duracak mıyız biz? Hala ne duruyorsunuz orada? Çabuk hadi, Şeker Krallığı sizi bekliyor. Marş! Sağ ol, bırakmaya çalışıyorum. Vay be Kinger, şu sarayın güzelliğine bak. Harika değil mi? Şekerden böcekleri bile var. Ne kadar da şahane. Evet, burası böyleydi. Bakın bu prenses. Sizler yaşadığımız talihsiz olayı düzeltmek için Tanrı'nın gönderdiği cesur şövalyeler olmalısınız. Evet Leydim, krallığınız da pek hoşmuş. Çok havadar. Seni şimdiden sevdim. Bak Pomni, prensesle arkadaş olduk bile. Ben çocuk değilim. Beni neşelendirmeye çalışma. Görevinizi zaten bildiğinizi varsayıyorum. O soyguncuların ekipmanları bayağı sağlamdı. Biz de onlarla başa baş mücadele edebilmeniz için ufak bir donanım sağlayalım dedik. Vahşet. Zaman kavramımı yitirdim. Saat kaç acaba? Göreviniz bittiğinde bu anahtarla geri dönebilirsiniz. Kötü ellere düşmemesi için size güveniyorum. Bana güvenebilirsiniz majesteleri. Lütfen. Bana Lü de. Oldu Billu. Ön koltuk benim. Bir dakika, bu ne biçim korna be? Sen ciddi misin? Gengal al sensör.
Yolunuz açık olsun cesur şövalyeler. Size güveniyoruz. Sence bunlar anneni kurtarmak için yeterli mi? Tabii ki. Hatta bütün insanlarımızı kurtarabiliriz. Köye geri dönmeden emin olamayız. O kolay pes etmez. Bildiğim her şeyi ondan öğrendim. Oy! Hemen gevşemeyin beyler. Peşimize adam takmışlar. Şimdi şöyle yapacağız. Sen onlara yanaşacaksın. Ben de kamyonete atlayıp yüzleri tanınmayacak hale gelene tek onları delik deşik edeceğim. Ama ekip çalışmasını bozuyorsun. E sen de konuşarak benim sinirimi bozuyorsun. Çok konuşma da önüne bak. Pomni, senin bir fikrin var mı? Belki de onlara yanaştığımız sırada... Kaba kuvvet kullanabiliriz. Bunun gibi. Jax! Hah, işte tam böyle. Sakın kımıldama, bir şey alıp geleceğim. Jack, seni buralarda bir bazuka olduğuna yemin edebilirim ama... sanki yer yarılmış da içine girmiş. Pomni, yakala! Aha, buldum. Pekala Pomni, sen sağlam tutun, ben de üstünden geçeyim. Dalga mı geçiyorsun? Aferin sana Pomni, şimdi nasıl geçeceğim? Aha, yakaladım. Kollarım fazla kısa! Çok inatçılar. Bakalım taşlık alanda ne yapacaklar? Kollarım öyle uzun ki vites geri alamıyorum. İşte şimdi başlıyoruz. Sen kurtere peşlerine düş. Ama bunu yapmak... Çok basit ve anlaşılması kolay bir şey söyledim. Hadi! Anlaşılan bu elemanlar hiç sınır tanımıyor. Hey! Oyalanmayı bırak ve hemen buraya gel! Evet, doğru. Herkes iyi mi? Tekrar eder misin? Bıçaklardan duyamadım da. Hey Gengel, onlara tostlasana. Ne? Onlara toslayamayız. Pomni hala orada. Yap hadi, zevkli olacak. Burada neden bu kadar çok bıçak var? Yoksa o küçük Serena Ragata'ya söylerim. Beni gebertmeye mi çalışıyorsunuz? Bunlar kafayı yemiş lan. Bakalım buna ne diyecekler. Bu kadar mıydı? O zaman Ragata'ya güzel bir dedikodu yapacağız gibi. Ne? Sen hala orada mısın ya? Pomni, yakala! Hey Kinger, o şey bir yere bağlı mıydı acaba? Bilmem ki, bir bakayım. Ne oldu? Tüm bunlar senin suçun. Beyler! Merhaba! Kimse yok mu? Ah!
Neredeyiz biz? Bunlar ne böyle? Emin değilim. Ama sanırım harita dışına çıktık. Harita mı? Niye sen ya da sizden kimse burada yok? Bilmiyorum. NPC olmadığımızdandır. Belki. NPC mi? Neyin kafasını yaşıyorsun? Kimsiniz siz? Peki ben kimim? Annem nerede? Bir annen mi var? Onun da burada olması gerekmez mi? Yüzünü bile hatırlayamıyorum. Bir yüzü var mıydı ki? Her şey bir yalan mıydı? Tamam, bekle. Bunları düşünmemelisin. Yani bizi yüzeye çıkarmanın bir yolu olmalı. Öyle değil mi? Bana tam olarak kim olduğumu söyle. Orada herkes iyi mi? Hayır. Hayır. Zavallı Pomni. Umarım iyidir. Zavallı Pomni mi? Asıl zavallı olan biziz. Birazdan ıgıtsız klop gibi boğulacağız resmen. Bu da ne böyle? Gözlerim beni yanıltıyor mu? Krallıktan bana bir ikram gelmiş. O zaman bir ısırık alıvereyim. Hayır dostum! Biz mideyi indirebileceğim bir ikram ya da şeker değiliz. Bizi yemek istemezsin. Şeker değil misiniz? Ama şeker olmayan bir şeyi nasıl yiyebilirim ki? Üzgünüm. Bu canavarlar da hep Pomni gidince geliyor. Sen de kimsin be? Ben lokum canavarıyım. Bir zamanlar krallık sınırları içinde yaşardım. Ama sonra o çürük prenses çok fazla şeker insancık yediğim için beni sürgün etti. Öyle lezzetlilerdi ki. Bazen bana seslenişlerini duyabiliyorum. Aman tanrım. Kulağa cinayet gibi geliyor. Bu kadar lezzetli olan onlarken cinayet sayılır mı? İşte çok iyi bir yere değindin. Hayır, iyi falan değil. O çeneni kapamazsan saçının paspastan yapıldığını düşünmeye başlayacağım. Jax! Evet, gerçekten de benziyor. Sustunuz! Peki Bay Lokum, dürüst olacağım. Sağlam hedefleri olan birine benziyorsun. Hiç de bile. Boşken neler yaptığımı bilseydiniz mideniz ağzınıza gelirdi. Her neyse, diyordum ki krallığın duvarlarını geçmenin bir yolunu biliyorum. Bize yardım etmeye gönüllü olursan tabii. Bekle, sen nasıl? Kes sesini yer paspası. Al, bununla ört. Sen bir tür sihirli çilingir ustası olmalısın. Beni damsız hapishanemden kurtarmaya gelmişsin. Aynen öyle. Senden istediğimiz tek şey birkaç kanunsuz kaçağı yakalamamıza yardım etmen. Ölümle göz göze geldim. Bekleyin. Az önce ne oldu? Biraz yardım etmek ister misin acaba? Yoksa hala... Hey, sen iyi misin? Hayır. Konuşmak ister misin? Konuşacak bir şey yok. Seni yalnız bırakmak istemem. Neden ki? Benim hiçbir önemim yok. Ben bir hiçim. Yaşamım, anılarım, dostlarım. Hepsi yalanmış. Bu biraz garip gelebilir ama ben o hissi bilirim. Yani senin durumunla aynı değil tabii ama bir hiçmişsin gibi hissetmek olağan bir şey. Yani benim geldiğim yerde bile böyle hisseden pek çok kişi var. Ama dostlarına değer veriyorsun, öyle değil mi?
Ve eminim onlar da sana değer veriyordur. Ne önemi var? Onlar gidince geriye ne kalıyor? Bir objeden farksızız. Eninde sonunda unutulup gideceğiz. Ama böyle olmak zorunda değil. Aslında sirke gelebilirsin. Yani ben de bu dünyaya yabancıyım. Ama eğer ben alıştıysam, bence sen de alışabilirsin. Buradakiler epey ilginçler, bayağı hem de. Belki orada gerçekten kim olduğunu bulabilirsin. Neden moral vermeye çalışıyorsun? Yani eline ne geçecek ki? Şey, sanırım kötü hissettiğini görmeye dayanamadım. Kimsenin böyle hissetmesini istemem. Ama ben gerçek biri değilim. Nasıl uyum sağlayacağım? Emin ol, benim kadar yabancılık çekmezsin. Ve bir dost iyi olurdu. Bir dost. Bak, biraz garip bir elemansın ama denemekten zarar gelmez. Yalnız bunu bizimkilere çıtlatmayalım, olur mu? Onlar biraz ödlektir. Ve peşimden sürüklemek istemem. Bu anlaşılabilir. Bu arada adın neydi? Gamigo. Vay be, bu benim ismim kadar saçmaymış. Bizi buradan çıkaracak bir planın var mı? Pek sayılmaz. Kamyoneti tekrar baga sokabiliriz belki. Nasıl yaparız bilmiyorum ama... Peki, aklıma gelen ilk şeyi deneyeceğim. Eğer işe yaramazsa yeni bir şey deneriz. Uzman olan sensin. Pek sayılmaz. Ama bir deneyelim. Bu arada bu biraz sarsıntılı bir yolculuk olabilir. Söylemeden edemeyeceğim. Bu macera beklediğimden daha durgun ve sıkıcı geçiyor. Ne görmeyi umuyordun ki? Yani ne bileyim, biraz daha zorlu bir mücadele. Kan, vahşet, ölüm kalım. Aman her neyse. Kaybolduklarına emin miyiz? En son aşağı düşmemişler miydi? Net göremedim ama evet, eminim. Patronun bir palyaçoyla kaybolması beklenmedik bir şey. Bu oldukça endişe verici. Yani en kötü ihtimalde Kane'den onu bulmasını isteyebiliriz. Tekrar travmatik bir olay yaşamasından korkuyorum. Ve geçen gün yaşananları hala unutamamış gibi görünüyor. Açıkçası benden pek az ettiğini sanmıyorum. Bunlar herkese ağır gelebilecek şeyler. Kendini suçlama. Başta senin de atlatman zaman almıştı. Evet. Bunu hatırlamana şaşırdım. Ha, neyi? Ha? Sizin uçabilen ikinci bir kamyonunuz var mı? Evet. Bekle. Hayır, maalesef. İşte gidiyorum. Araba mı tuttu lan seni? Bu şey de ne böyle? Pomni, sen iyi misin? Ne oldu böyle? Evet, iyiyim. Ve yeni bir dost edindim. Patron, nerelerdeydin? Yakalandık. Bilmek istemezsiniz. Sizi görmek güzel. Kamyondan neden iki tane oldu? Bunun içi de pekmezle dolu. Evet, öyle görünüyor. Bizimkiler bunlardan birini köye götürse sizin için sorun olmaz, değil mi? Yani artık iki tane olduğuna göre sorun olmaz bence.
keşke Zubul'la beraber sirkte kalsaydım. Yapma, bakarsın diğer macerada daha çok vahşet ve kan olur. Ha 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 ha, aman ne hoş. İşte bu Gamigu. O da bizimle beraber sirke gelebilir mi acaba? Ama buna izin var mı ki? Gerçeklik algısı tamamen yerli bir olmuş durumda. Onu burada tek başına bırakmak istemedim. Bu yüzden sirke davet ettim. Bu çok tatlı Pony. Şu aptal kamyonu aptal krallığa geri götürelim hadi. Size minnettarız. Sayenizde krallığımız yeniden neşe doldu. Eminim kolay olmamıştır. Tabii ya, ne demezsin. Elveda cesur şövalyeler. O hayduta cezasını çektireceğinize eminim. Evet, kesinlikle öyle olacak. Unutmuşum. Davetsiz misafirimize kapıyı açık bırakmışız. Ne? Ama öldüğünü sanmıştım. Bunu niye yaptın ki? Bekle. Az önce ne dedin? Rica ederiz. Yardım gerekirse ararsınız. Hoş geldiniz benim küçük çift kaşarlı tostlarım. Demek sirk burası ha? Buna alışabilir. Hop, bunlardan biri araya kaynamış. Ne dedin? Bekle, ne? NPC'lerinize ne kadar düşkün olduğunuzu anlayabiliyorum. Ama insanlarla NPC'leri birbirine karıştırırsam başımıza neler geleceğini kim bilebilir? Neyse, ben gidip bir bardak su içeyim. Ve bayağıdır içmemiştim de. Bir an hiç gitmeyecek sandım. Bunun için üzgünüm Pomni. Sen elinden geleni yaptın. Belki başka bir macerada geri gelir. Kane bazen aynı NPC'leri kullanabiliyor. Her şeyi hazırladım. Hey, Kafmon'un cenaze törenine katılmak ister miydin? Soyutlanan dostlarımızı anmak için onlara özel törenler yaparız. Bu seferki senin gelişinle biraz ertelenmiş oldu tabii ama... Bir nevi ruhlarını onurlandırmış oluyoruz. Of, yine mi? Tam bu sefer alamayacağım diyorum. Ama fotoğraflarını görünce yine... Kendimi tutamıyorum.